Ülkemizde uzun bir süreçten beri ekonomik kriz var. Adıyaman Barosu avukatlarından Songül Varki Yıldırım artan icra dosyalarını değerlendirdi. Avukat Yıldırım vatandaşların sıfırı tükettiğini vurgularken hükümetin eğiliminin hep borçlanma yönünde olduğunu aktardı. Yıldırım icra dosyalarında korkunç bir patlama olduğunu dile getirirken icra dairelerinin kilitlenmiş bir durumda olduğunu sözlerine ekledi. Öncesinde Covid süreci vardı. Yani insanlarımız adeta tabiri caizse sıfırı tüketti. Yani artık harcayacak yer de kalmadı. Hep borçlanma ve de hükümetin de eğilimi hep borçlandırma yönündeydi. Bir Covid süreci geçirdik. İnsanlara destek olmak yerine hep kredi musluklarını açmaya çalıştı. Gidin işte kredi çekin diye yönlendirildi insanlar. Dolayısıyla halkımızın daha doğmamış çocukları, torunları borçlu. Bir borç batağı içerisinde halk eziliyor, inim inim inliyor. Bu insanlar aldıkları bu borçları geri döndüremiyorlar, ödeyemiyorlar. Girdiler çok fazla, satıyorsun para etmiyor. Yani insanlarımız bir kısır döngü, bir cendere içerisinde sıkışmış durumda. Dolayısıyla icralarda korkunç bir patlama var. İcra daireleri kilitlenmiş durumda, iş yapamıyorlar. Dosyalardan yürüyemiyor insanlar. Artık koridorlar dosya dolu. Halbuki her dosya özeldir. Onun içindeki bilgiler kişisel bilgilerin korunması kapsamındadır. Ama sokaklarda ya. Yani insanlar adliye koridorlarından geçerken icra dosyalarına çarpa çarpa gidiyor. Bunun bir sonu olmaz. Böyle giderse insanlarımız gerçekten bir sosyal patlamaya gidecek. Yeter artık. Hükümetin derhal buna bir çözüm bulması lazım ki ben açıkçası bu anlamda çok umutlu değilim. Hükümetin bunu başarabileceğini düşünmüyorum. Takdir edersiniz ki toplumda bir söz vardır. Aynası iştir, kişinin lafına bakılmaz. Artık kuru gürül, böyle kuru kuru laflarla bu işler olmuyor. İcraat desen hiç yok. Yani bakıyorsunuz yeni yeni sözüm ona tedbirler getiriyorlar. Bu tedbirin hepsine bakıyorsunuz ki sermayeyi korumaya yönelik tedbirler. E halk ne olacak? Tamam güzel sermayeyi koruyorsun da halk ne olacak? Halkı koruyacak bir tedbirin var mı? Bir öngörün var mı? Bir planlaman var mı? Yok. Bu şekilde ülke kaosa gider. Bu şekilde insanlar darboğaza gider. Kaldı ki özellikle ilimizde son zamanlarda intihar vakaları ne kadar çok olduğunu biliyorsunuz. Bu intihar vakalarının sebebi işte bu icralar. İnsanların geçinememesi. Ya bir insanın düşünün bir baba çocuğuyla çarşıya çıkmak istemiyor. Neden? Çünkü çocuğum orada bir şey görür, ister ve ben alamam diye onun ezikliğini yaşıyor. Bundan daha acı bir şey olabilir mi ya? Bir baba çocuğuna bir çikolata alamayacaksa ya batsın bu ülke, böyle bir şey olabilir mi ya? Batsın böyle bir yönetim. Böyle bir yönetim olamaz. Derhal seçime gidilmeli ve bu basiretsiz kadrolar devre dışı bırakılmalı.